Tamam. Normalde video çekecektim bu elementler konusunu ama sonra canlı yayın yapmayı düşündüm. Keyifli olacağını düşünüyorum. Güzel bilgiler var, notlar hazırladım. Biraz onlardan kopya çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Faydalı olur diye düşünüyorum. Saat kaç oldu? Nikhet Hanım. Saat kaç oldu? Oldu geç. 10 geçiyor. Tamam, artık başlayalım. Evet, bugün elementlerden bahsediyoruz. Öncelikle iki önemli bilim insanının söylediği bir sözle başlamak istiyorum bu yayına. Evrenin gizemini anlamak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim cinsinden düşünün demiş Nikola Tesla. Ve aynı şekilde her şey enerjidir ve her şey yalnızca bundan ibarettir. Sahip olmayı istediğiniz gerçekliğin frekansına uyumlandığınızda artık yapacak bir şey yoktur. O gerçeklik size ait olur. Bundan başka bir yol yoktur. Bunun adı felsefe değil, fiziktir demiş Albert Einstein. Şimdi bu sözlerle ne anlatılmak istiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle elementlerin ne anlama geldiği ve bizim bunları nasıl deneyimlediğimizi açıklayacağım. Ardından da elementlere teker teker değineceğim. Öncelikle element bilimsel tanımıyla kimyasal çözümleme yoluyla ayrıştırılamayan ya da bir bileşimle elde edilemeyen maddedir. Modern fizik enerjinin içinde madde olduğundan bahseder ve bu dört element de birleşerek maddeyi oluşturuyor. Her insanda her element mevcut ancak bunların yoğunluğu farklı. Bunlar kişinin içerisinde bulunduğu bilinç türünü ve algılama şeklini veriyor. Yani sizde hangi element baskınsa sizin bilinç türünüz de aslında o şekilde oluyor. Algılama şekliniz de o şekilde oluyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Aslında elementler farklı bir boyutta var olan şeyin bu dünyadaki yansıması, tezahürü aslında o şeyin kendisi değil. Ve fakat elementler çevreyi anlamamızdaki temel prensipler. Çünkü elementler her yerde var. Doğanın içerisinde de var, bizim içerimizde de var, evrende her yerde var bu elementler. Dolayısıyla gerçeğin bizim algılayabileceğimiz boyutu. Yani aslında biz ateş derken burada ateşin arketiplerini deneyimlemiş oluyoruz. Mesela burada Mars'ı ele alalım. Mars'ı ele aldığımızda ateş elementinin temsilcisi olarak düşünüyoruz bunu. Mesela Mars'ın içerisinde savaş ve mücadele de var, kurtarıcılık da var ama aynı zamanda katledici bir özellik de var. Çünkü bu ateş elementi. Her ikisi de bunların ateş elementinin tezahürü ve yansıması. Yani biz burada ateşle ısınabiliyoruz ama aynı zamanda ateş elementi bir evi yakıp kül de edebiliyor. Biz bunları farklı şekillerde deneyimliyoruz. Alman ezoterist Franz Bardon'un da Hermesçi Bilimlere Giriş kitabında dediği gibi bunlar söz konusu elementlerin kaba maddi dünyaya yansımış hali. Şimdi bunlara bir giriş yapalım. Dört tane temel elementten bahsedeceğiz. Ateş, hava, su ve toprak. Sudan başlayacak olursak bu astral bedenle ilişkili. Yoğun arzular, duygusal tepkiler, bu bilinç seviyesi. Yani duygusallıkla, dürtülerle, hislerle yönetilen bir bilinç seviyesinden bahsediyoruz. Hava elementine geldiğimizde ussal veya nedensel bedenle bağlantılı. Evrenin zihinsel, kuramsal düşünce modellerine ayarlanmış bir bilinç türünü temsil ediyor burada. Toprak elementine geldiğimizde ise fiziksel bedenin ve fiziksel duyuların ve maddi biçimlerin dünyasına ayarlanmış bilinç türünün sembolü. Ateş elementi ise girişim, hareket ve hayatın itici gücü olan yaşamsal beden ile bağlantılı. Işık, yani kaynak her şeyin başlangıcı olarak gördüğümüz kavramda ateş ilkesiyle bağlantılı. Işık ateşin bir yönü, ışık aydınlatma, parlatma, ortaya çıkarma bunların hepsi. Ama ışığın anlaşılması için aynı zamanda
Karanlığın da olması gerekiyor. Zaten dualitenin temeli buradan başlıyor. Çünkü bir şeyi anlamak için onun zıttıyla var olması lazım. Yani varlığı anlamak için yokluk da olması gerekiyor. Yokluğu idrak edebilmemiz için de bir varlığı görmemiz gerekiyor öncelikle. Yani her şey zıttıyla vardır düşüncesinin anlamı aslında bu. Evrende de bu ışık ve karanlığı deneyimliyoruz. Işığın etkinliği, suyun pasifliği olarak düşünebiliriz bunu. Çünkü başlangıçta her zaman neydi? Işık vardı. Evet, bu doğru ama aynı zamanda su da vardı. Kozmik bir okyanus vardı. Çünkü yaratım için her ikisi de gerçekli. Rahim ve Rahman, yin yang gibi, gece gündüz gibi, kral kraliçe gibi, eril dişil gibi. Bunların hepsi birlikte hareket ediyor. Hava elementiyle de bu nemli ve sıcak yapıyı elde ediyoruz. Suyun nemi, ateşin sıcaklığı. Burada bir arabulucu görevi geliyor burada. Dolayısıyla sıcak ve nemli olan ortamda yine yaratım gerçekleşiyor. Çünkü düşünecek olursanız toprakta bir bitkinin çıkması için de neme ihtiyaç var. Aynı şekilde anne rahmi de yine sıcak ve nemli bir ortam ve bizim kanımız da böyle. Sanguin dediğimiz bir mizaç var, hava elementinin mensup olduğu. Bu sıcak ve nemli bir yapıya sahip. Yani daha doğrusu sıcak ve ıslak, yani nemli bir yapıya sahip ve bu da aslında yaratım için elverişli bir ortam. Ateş ve suyun birleşmesi arabuluculuk görevi yapıyor. Burada kan demiştik. Yaşam verendir. Aynı zamanda ilk ışık, ilk kıvılcım ve kozmik suyun birleşimi. Çünkü kozmik suyun içerisinde, yani o iki temel elementten bahsediyoruz burada, ateş ve su, evrendeki bütün arketipler saklı. İlk madde, ilk öz, hepsi bu kozmik okyanus dediğimiz engin o başlangıçtaki varlığın içerisinde yer alıyor. Ve bu enerjiler ateşin de yaratım gücüyle birlikte artık aktive oluyor ve yaşamsal süreç gerçekleşiyor. Şimdi son olarak da şundan bahsedeceğim. Tüm elementlerin birleşimi olarak da toprak elementi doğuyor. Bu tüm diğer elementlerin katılaşması. Burada bu üç element somutlaşıyor. Ateş, su ve hava elementinin artık somutlaşmış halini biz deneyimliyoruz toprak elementinde. Beşinci element ise element ise kavranamaz ve var olan yaratılmış her şeyin nihai sebebi. Eter diye de geçiyor bu. Ama biz bugün dört temel elementten bahsedeceğiz. Şimdi burada birazcık mizaçtan bahsetmek istiyorum. Aslında bizim en çok işimize yarayan kısım, bizim anlayacağımız kısım. Hakim olan elemente göre belirlenen mizacın nitelikleri insan karakterini oluşturuyor. Yani burada ne demek istiyorum? Mizaç dediğimiz şey içsel eğilimlerimizin, niteliklerimizin, huy, fıtrat, yaratılış dediğimiz şey aslında. Yani bu elementlere göre bizim mizacımız oluşuyor. Mesela hangi element baskınsa sizde, örneğin hava baskınsa, siz birazcık daha hani düşünsel, zihinsel süreçlere daha çok önem veriyor oluyorsunuz. Hani sizin bilinç seviyeniz daha çok rasyoneliteye uygun oluyor. Diyelim ki su baskınlığı var. Birazcık daha hassaslık, derinlik, bu gibi temalarla iletişim kurmak istiyorsunuz. Bilinç seviyeniz ve algılama şekliniz bu şekilde oluyor. O zaman şunu demek doğru olacaktır. Mizaçta ağırlaşan aktif yönleri, pozitif kısımlarını kullanarak karakterimizi oluşturabiliriz. Çünkü karakter deneyimlerle, öğrenilerek oluşturulan bir şey. Dolayısıyla ne oluyor? Bizim kendi elementlerimizin ağırlığını öğrendikçe aslında kendimize karşı da bir bakış açısı geliştirmiş oluyoruz. Bu sebeple kendimizi anlama konusunda bu yüzden önemli. Çünkü temelimizde bizim ne var, nasıl bir enerji var, ne yönlerimiz eksik, ne yönlerimiz kuvvetli. Bu sebeple bunları öğrenmek, bilmek bizim için her zaman pozitif bir şey. Tabii ki şu da var. Şimdi biz elementlerimizi öğreniyoruz, eksiklerimizi ya da nelerde iyiyiz, eksiklerimizi düzeltmek istiyoruz. Tabii ki insan ömrü hani her şeyi kusursuz hale getirecek kadar uzun değil. Fakat en azından bir şeyleri fark ederek tam anlamıyla düzeltemesek de üzerine çalışabiliriz. Ya da
iyi olduğumuz şeyleri anlayarak, evet ben bunda iyiyim, o zaman buna birazcık daha ağırlık verip kendimi geliştirebilirim çünkü bunda potansiyelim var anlamında kendimizi tanımamız ve hayat kalitemizi yükseltmemiz açısından oldukça önemli bir konu. Ve aynı şekilde bu konu astrolojinin her şeyin yapı taşı. Yani eğer astrolojiye de başlamak istiyorsanız element konusunun çok iyi öğrenilmesi gerekiyor. Çünkü bütün sistem aslında bunun üzerine kurulu. Gezegenleri, burçları anlayabilmemiz için elementler olmazsa olmaz. Bunları iyice içselleştirmemiz gerekiyor. Devam edecek olursak. Mesela örnek vereceğim burada. Toprak elementi baskın bir kişinin daha çok maddi alanlarda yetenekli olabileceği düşünülüyor. Yani her harita için bunu söylemiyorum ama toprak elementinin böyle bir özelliği var. Yani başka faktörler de etkili tabii ki ama doğuştan bir yetenekle geliyor. Mesela toprak grubu burçlar parayı yönetmeyi çok iyi biliyorlar. Çünkü bu donanımla geliyorlar. Oğlak önce bir burç ve Satürn yönetiminde çok iyi organizatör, planlayıcı, adım adım inşa ediyorlar mesela Satürn'ü kullanarak ve yine o toprak elementinin vermiş olduğu o somutluk ihtiyacıyla da sağlam adımlarla ilerleme, sağlam adımlar atma, kendini yapılandırma. Bu gibi konularda mesela toprak elementi birazcık daha başarılı. Yani çünkü yapısında bu var, hamurunda bu var yani. Ha, tabii ki bunu şu anda hani her harita için söylemiyorum ama genel olarak hani yapısında bu var yani motivasyonunda bu var. Bunun dışında mesela yine bu konuyla ilgili olarak biliyoruz mesela Mars da bu burçta yüceliyor. Çünkü bu yapıcı enerjiyle bir şeyleri kurarken sonuna kadar da ilerleyebiliyorlar. Toprakta bir de bu var. Mesela hava gibi uçucu değil. Toprak bir şey yaptığı zaman devamını getirmek istiyor. Zaten toprak elementinin olayı da muhafaza etmek, korumak ve sabitlemekle alakalı. Dolayısıyla da mesela bu insanlar bir enerjiyle bir şeyleri kurarken sonuna kadar ilerleyebiliyorlar. Mesela birçok iş adamı, işte ekonomist, CEO'lar, üst düzey yöneticiler mesela toprak grubundan çıkabiliyor özellikle Oğlak burcundan. Çünkü bu insanlar bu yoğun tempoyu kaldırabiliyorlar. Buradaki kilit nokta bu. Yani en alt basamaktan başlayıp yavaş yavaş yukarı çıkabiliyorlar. Bazı insanlar bırakacakken onlar devam ediyorlar. Çünkü şunu biliyor yani. Ne kadar emek verirsem bunun karşılığını alacağım. O yüzden ben ilerlemeye devam etmeliyim, bırakmamalıyım. Bunun dışında ateşe kısaca geçersek, bunları şimdi daha detaylı açıklayacağım. Şu an bir özet şeklinde geçiyorum. Ateşte ise öne çıkmak. Mesela birçok oyuncunun haritasını incelediğimiz zaman ateş vurgusunu görüyoruz. Çünkü bu bir yetenek. Doğuştan sanatçı olarak geliyorlar. Çünkü ateş elementinin doğasında bu var zaten. Birazdan anlatacağım. Suya geldiğimizde ise sezgisellik ve hislere en yatkın olan grup bu. Çünkü geçirgenlikleri çok yüksek ve örneğin toprağın kavrayamadığı o süptil boyuta daha yakın. Ama mesela su grubu da para yönetiminde o kadar iyi olmayabilir. Yani tabii ki bunu oğlaklar hissetmez, balıklar da paradan anlamaz olarak demiyorum ama sadece yatkınlık olarak söylüyorum. Şey gibi mesela kimi insan sözelcidir, kimi insan sayısalcıdır olması gibi ama sonuçta her ikisi de hayatında matematiği kullanır yani sayısalcı da sözeli kullanır. İkisi de kendi alanında daha başarılıdır. Bundan bahsediyorum. Dolayısıyla bunları bilirsek eğer kendimiz için en iyi şeye yönlendirebiliriz. Eksik olduğumuz konularda belki birazcık daha geride olabiliriz. Ya da iyi olduğumuz konularda da kendimizi gerçekleştirebiliriz. Şimdi bunlardan kısaca bahsettikten sonra artık hani bunları birazcık daha detaylı olarak anlatmak istiyorum. Ateş elementinden başlayalım. Ateşin doğası zaten aydınlatıcı, ısıtıcı, yol gösterici, heyecanlı ve tutkulu. Ateş elementi görülmek istiyor, bilinmek istiyor, sahnede olmak istiyor. Kendisini ortaya çıkarmak istiyor çünkü zapt edilmek istemiyor. Ateşin zaten kendi yapısından dolayı ateş zapt edilemez bir element, bir madde. Çünkü yayılmaya meyilli, yükselmeye meyilli. Zaten farkındaysanız biliyorsunuzdur, ateşin sembolü üçgendir, yukarı doğru üçgen. Çünkü yükselmek istiyor. Daha fazla alana nüfuz etmek istiyor. Yani burada da tabii ki ateş elementinin aslında birazcık daha hem bireysel hem de daha böyle
öne çıkmak isteyen, kendisini göstermek isteyen niteliğini görüyoruz. Özgürlüğüne de düşkün olduğunu görüyoruz. Çünkü zapt edilemez ve kontrol edilemez bir mizaçta oluyorlar bu gruba mensup insanlar. Yani bu element haritalarında baskın oldukları zaman. Yine fark ettiyseniz az önce bahsetmiş olduğum bireysellik kavramına istinaden bu ateş elementlerinde bir ego da söz konusu. Ama burada tabii ki kötü anlamda söylemiyorum bunu. Yani yaşamın temel motivasyonu olan egodan bahsediyorum. Bundan beslendikleri için ve bu ego da bireysel olduğu için genelde daha kişisel olarak hayata bakış açısına sahip oluyorlar. Mesela burada koç örneğini vereceğim. Yalnız hareket etmeyi seviyor. Mesela karşı burcu terazi gibi koç, hadi birlikte hareket edelim, birleşelim, birlikte karar alalım gibi bir yapıya sahip değil. Koç ne istiyor? Bireysel hareket etme, tek başına karar alma. Ben kavramını yaşama, yani benim istediklerim, benim hayatım, benim kararım, benim duygularım, benim doğrularım, kendi menfaati doğrultusunda. Çünkü burada ateş elementinden bahsediyoruz. Ateş elementi bireyselliği anlattığı için dolayısıyla da öncelikle ben üzerinde deneyimleniyor bu elementin tezahürü. Burada tabii ki ne oluyor? İnisiyatif alabiliyor, risk alabiliyor. Zaten ateş burçlarının tümünde bu inisiyatif alabilme ve risk alabilme kapasitesi var. Aslanda da var, yayda da var. Çünkü tutkular yönlendiriyor. Dürtüsellik var. Ateş ilk element. Yani ateş düşünmüyor, yapsam mı yapmasam mı. Ateşe dürtü geliyor, ateş gidiyor ve yapıyor bunu. Ateşte öyle düşünme süreci yok, onu hava yapıyor. Ateşe dürtü geldiği zaman, ha ben bunu yapmak istiyor muyum? İstiyorum. Hadi o zaman bunu yaptım. Bu şekilde ilerliyor. Zaten fark ettiniz mesela ateş elementi insanlar çevrenizde hani çok böyle heyecanlı, hani hayat enerjileri çok yüksek, hadi yapalım sürekli, eğlenelim, bunu gerçekleştirelim motivasyonunda oluyorlar. Dolayısıyla hayattaki canlılığı, tutkuyu, motivasyonu ateş baskın olan insanlarda deneyimliyoruz. Enerjileri yüksek oluyorlar çünkü mizaç buna yönlendiriyor onları. Tabii ki her elementte de, her burçta da bir gölge yönde var. Mesela bu ne olabilir ateş burcunda? Şimdi bazen bu ateş kişinin kendisini de yakabiliyor. Yine koç burcu üzerinden devam etmek gerekirse öncü bir ateş burcundan bahsediyoruz. Yani koç direkt olarak kendini öne atmak istiyor, başlatıcı olmak istiyor, beklemiyor. Yani direkt ilham geliyor ve yapıyor. Düşünmek için bir zamanı yok. Bu süreç çok hızlı gerçekleştiği için bazı konularda süreksizlik oluyor koç burcu için ya da diğer ateş elementler için, ama özellikle koç. Çünkü öncü bir burç, başlatıcı enerjisi çok yüksek ama sürdürülebilirlik sorunu var. Çünkü şöyle bir düşün, bir dürtüyle harekete geçtiniz. Başladınız bir hevesle. Sonrasında düşünme süreci başlıyor. Ya acaba hani başladık ama doğru mu, değil mi? Ve orada fark ediyor ki aslında istediği o değil. Bu sefer onu tamamlayamıyor, yarıda kalıyor. Çünkü düşünsel süreç arka planda. Ama tabii ki mesela bunu olumlu da kullanabilir. Mesela fırsatları değerlendirmek için de aslında güçlü. Çünkü çoğu koç ve çoğu ateş elementi risk alır, inisiyatif alır, karar verebilir. Yani mesela bir toprak grubu daha yani daha risksiz, daha sağlam adım atmak isterken ve vakit geçerken aynı şekilde ateş için bu gerçekleşmiyor. O başlıyor ve dolayısıyla sonrasında sürdürülebilirliği yavaşlayabiliyor. Devam edecek olursak yine bu konuyla ilgili olarak, dediğim gibi ateş elementini burada mesela bu burçta Mars yönettiği için hem öncü dedik, hem hiddetli bir enerji, gözü kara, yani kafaya koyduğunu yapan bir enerji. Çok iyi antrenör olabiliyorlar mesela, komutan olabiliyorlar, hücumcu, girişimci olabiliyorlar. Ancak bu enerjiyi şöyle bir şey de var mesela. Bazen de yavaşlamak gerekiyor. Bazen işbirliği yapmak gerekiyor. Bazen birazcık da karşıt burç olan teraziden faydalanmak gerekiyor ki zaten kendi burcumuzu deneyimleyebilmemiz için en iyi şekilde karşı tarafı da anlamamız gerekiyor. Az önce bahsettiğimiz gibi her şey zıttıyla var olur. Tamam, bu koçun bu bireyselciliği, işte bu olumlu olan yönleri güzel ama bazı noktalarda da
Diğer insanlarla da birlikte olmak gerekiyor. Birazcık daha sosyal hareket etmek gerekiyor. Birlikte hareket etmek gerekiyor. Karşı tarafı da dinlemek gerekiyor. Birlikte karar almak gerekiyor. Yani bir ilişkide olduğunuzu düşünün. Sadece hep ben, hep ben, hep ben dediğiniz zaman bu verimli olmayacaktır. O zaman bu ilişki yürümeyecektir. O yüzden birazcık da mesela koçun teraziden öğreneceği şeyler var. Ama aynı şekilde mesela terazi olarak bunu değerlendirmeye alacak olursak da ne olacak? Terazi de inisiyatif almada zorlanıyor. Tek başına karar vermede zorlanıyor mesela. Yani terazinin karar vermesi bir yıl sürüyor. Hangisini yapsam, yapmasam mı? Ya da hiç mi yapmasam? Dolayısıyla mesela terazi de evet güzel, ara bulucu, orta noktayı bulucu, objektif. Ancak terazinin de eksik olduğu şey işte bu kendi kendine hareket edebilme, inisiyatif alabilme, karar alabilme. Yani sürekli mesela insan bağımlılığı olabiliyor bazen. Yani illa bir insan olması lazım ben kendimi fark edebilmem için, kendimi ortaya koyabilmek için. Bu şekilde burçların da niteliklerini, özelliklerini öğrenmemiz gerekiyor. Bunları bu arada ben ateş üçlüsü, toprak üçlüsü, su üçlüsü olarak ayrı ayrı inceleyeceğim. Yani burçlara daha detaylı olarak gireceğim. Burada genel olarak elementlerin kendi niteliklerinden bahsediyorum. Ateşin dışında şimdi gelelim su elementine. Burada öne çıkan konu dış dünyayı duygular ve sezgiler yoluyla kavramak. Su grubunun temel motivasyonu derinlik, bağlılık, empati ve duygular üzerinden hayatı deneyimlemek. Yani bu elementleri düşünürken de aslında söylediğimiz şekilde yani suyu, su elementini su olarak düşünün. Burada neyi görüyoruz? Derinlik görüyoruz. Ve bu derinlik sadece duygusal olarak algılanmamalı. Yani su grubu hep genelde duygusaldır denir. Bu çok yüzeysel aslında. Buradaki önemli olan kelime derinlik. Çünkü su nedir? Öncelikle geçirgen. Yani su her şeyden etkilenebilen bir madde. Hava rüzgarlı olduğu zaman deniz rüzgarlı oluyor. Hava durgun olduğu zaman denizin yüzeyi durgun oluyor. Ya da bir taş atıyorsunuz, bir taş attığınız zaman orada hare hare, halka halka o genişliyor. Yani dolayısıyla oldukça hassas bir element. Dolayısıyla bu su grubu olan insanlar yani su baskın olan insanlarda işte biraz daha evhamlı, daha hassas, daha duygusal yorumları yapıyor. Çünkü doğaları gereği su duyarsız kalamıyor. Hissediyor, dışarıdaki enerjiyi absorbe ediyor ve içselleştiriyor bunu. Dışarıdakini içinde yaşamaya başlıyor. O yüzden bu hassaslık geliyor aslında. Bunun şimdi hem artısı var, hem eksisi var. Artı ve eksilerinden bahsedecek olursak, şimdi su geçirgen olduğu için çok iyi empati yapabiliyor. Yani gerçekten su grubu insanlarla birlikte olduğunuz zaman fark edersiniz ki direkt olarak sizin enerjinizi anlarlar. Yani neyin var? Anlat, paylaş. Çünkü hissediyorum yani bir terslik var. Sezgiler çok kuvvetli, hisler çok kuvvetli. Çünkü geçirgen alıyor yani o enerjiyi. Ve bu dediğim gibi bu elementler de bizim mizacımız olduğu için yani doğuştan geldiğimiz bir yetenek. Yani doğuştan bu şekilde geliyorum. Dolayısıyla buna yatkınım. Bu su grubunda ne var? Su grubu zaten bu donanımla geldiği için o evrensel, o dediğimiz işte kozmik enerjiyle çok rahat bir şekilde akışta bağlanabiliyor. O yüzden ona bilgi geliyor zaten. O yüzden su grubunun sezgileri güçlü. Çünkü o görünmez network, o bağlantı donanımıyla geliyorlar. Dediğim gibi şimdi bunun artısı ve eksisi olduğunu söyledim. Yine bir artı olarak bahsedecek olursak suda da yaratıcılık da var aynı zamanda. İnanılmaz bir yaratıcılık gücü var. Neden? Şimdi su grubu dediğim gibi o kozmik enerjiye bağlanmanın yanı sıra çevresinden de bir şeyleri absorbe ediyor. Müthiş bir emici. Ve su grubu biraz daha sessiz olduğu için yani içinde yaşadığı için bir şeyleri o bütün deneyimler, bütün yaşanan olaylar ne oluyor? Kişinin içerisinde birikiyor ama bunun bir şekilde dışarı çıkması lazım. Ve bu kendini sanat olarak, yaratıcılık olarak, ürün ortaya çıkarmak olarak gösteriyor. Dolayısıyla da mesela birçok hani etrafımızda gördüğümüz
sanatçı kişilerin hani su ağırlığı baskın olan kişiler olabiliyorlar. Yani ressamlar, müzisyenler veya aşçılar, yani sadece hani bunu işte bir el yeteneği ya da ses yeteneği olarak düşünmeyelim. Bir ürün vermek, bir şeyi ortaya çıkarmak olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü yaratıcılık dediğimiz kavram bu zaten. İnsanın içindeki şeyi dışarıya çıkarması. Çünkü sanatın içinde de insan var zaten. Sanatı da insan yapıyor. Onun içsel durumunun dışa yansıması. Mesela hava grubu bunu iletişimle sağlayabilirken, hani havanın aklına geliyor, hava düşünüyor ve bunu iletişim yoluyla aktarabiliyor. Ama su grubunda bu içe dönük çalıştığı için onlar farklı şekilde kendilerini ifade edebiliyorlar. Mesela su grubunda olduğu zaman bir Merkür'ü ele alalım mesela. Merkür sessiz bir burçta olduğu zaman ne oluyor? Tamam, bu kişi belki bir ressam olmayacak ama yazar olabiliyor, kitap yazarı olabiliyor. Yani düşüncelerini, fikirlerini farklı bir dille yazarak ortaya döküyor. Yani suda da böyle bir yaratıcılık potansiyeli mevcut. Devam edecek olursak eğer, şimdi birazcık bunları burç bazında inceleyecek olursak, mesela yengeci ele aldığımızda, öncü su burcu, daha çok böyle ailevi bağ kurma, insanları bünyeye dahil etme. Çünkü suyun özünde bütünleşme prensibi var. Su bağlamak ister, birlikte olmak ister. Organizmayı emdiği için yengeç de birleşmek istiyor, bağ kurmak istiyor. O yüzden zaten bu kadar koruyucu, kollayıcılar. Yani herkesi etrafında bir bütün olarak istiyor. Herkesi çok benimsiyor. Kimsenin başına bir şey gelmesin. Herkes en iyi şekilde olsun. Zaten yönetici gezegeni Ay biliyorsunuz ve Ay ve Yengeç zaten beslenmeyle, fiziksel ve ruhsal beslenmeyle alakalı olduğu için Yengeç de özellikle bu bağlanma durumunu yaşıyoruz. Akrebe gelecek olursak Akrep de yine aynı şekilde. Burada da yine derinlik, en başta bahsetmiş olduğum derinlik kavramı var. Derinleşmek istiyor. Kurduğu bağlarla yüzeysellik istemiyor. Kurduğu bağlarda Akrep sağlam ve derin olmalı. En derine inebilmeli. Bu yüzden krizli bir burç zaten Akrep. Çünkü aşırı derecede bir tutku var. Aşırı derecede bir bağlılık isteği var. Sahiplenme isteği çok yüksek. Çünkü su gruplarının hepsinde bu var zaten. Bir temas ve bağlantı isteği var. Ve Akrep de Mars yönetiminde sabit bir burç. Mars burada ne oluyor? Yani kaynar bir sudan bahsediyoruz. Mars burada hem öne çıkmak istiyor, hem yine Marsiyen bir iletişim kurmak istiyor. Zaten ne oluyor? Bu burç elde edene kadar ilerliyor. Ve bir noktada tıkandığı zaman, işte burada o kriz kısmına geliyoruz. Bir noktada tıkandığı zaman Akrep kendini sokuyor. Burada işte mesela Akrep'in de belki de öğrenmesi gereken şey birazcık daha serbest bırakmak. Yani çünkü şey var, suyun yoğunluğu var burada. Sabit olduğu için duygular çok sabit ve çok yoğun yani. Akrep böyle derine iniyor, batıyor. Orada da o duygular o kadar yoğun olduğu için sonuna kadar gitmek istiyor. Yani şey vardır Akrep'te zaten, çıkmadık candan ümit kesilmez devam. Balığa gelecek olursak, o da sezgisel olarak en kuvvetli burç. Zaten Jüpiter yönetiminde bir burç. Balık yani bu suda yaşıyor. Suyun da ayrı bir tabiatı var. Yani orada da bir yaşam var. Engin bir yaşam var. Balık bunu bilerek geliyor. Maddenin ötesini görebilme. Çünkü suyun bu değişken yapısı ona her şeyin maddeden ibaret olmadığı hissini veriyor. Balık yoğun bir şekilde o Jüpiteryen etkiyle beraber daha derinden, daha bütüne yayılarak, daha fazla yere nüfuz ederek, kendinden geçerek, yani çözülme şeklinde oldukça yoğun bir şekilde hissedebiliyor yine. Bu yüzden zaten mesela balık burcundan şifacılar, işte medyumlar gibi bu derin bağlantıyı yakalayabilen insanlar da çok çıkıyor. Etrafınızda fark ettiyseniz zaten balık insanların, yani su grubunda hepsi var ama özellikle balıkların sezgileri, hisleri çok kuvvetli oluyor. Çünkü onlar bu evrenle olan bağlantıyı çok güçlü bir şekilde kurabiliyorlar. Evet, şimdi suyun negatif özelliği için ne dedik? Etkiye çok açık olması. Yani dış dünyadan olan her şeyi etkilenmesi ve bu olunca da tabii ki depresyon başlıyor. İzolasyon isteği oluyor ve bu yüzden de mod değişiklikleri çok fazla oluyor su grubunda. Evet, su grubundan da bunları öğrendik. Şimdi hava elementine geçiyorum. Hava elementine geldiğimizde ise temel motivasyonumuz tabii ki iletişim.
Hava gibi düşünüyoruz yine bu konuyla ilgili olarak da. Hava sıcak ve nemli. Yani burada da sıcak ve nemli yapı sosyallik, iletişim yoluyla kurulan bağı anlatıyor. Sanguine dediğimiz bir mizaç bu. Ve en iyi mizaç türü olarak geçiyor. Ama buradaki iyilikten kastımız şu, sıcak ve nemli olması. Yani sıcak ve ıslak olduğu için nemli bir doğası. Nem varsa hayatta var. Az önce de söylediğim gibi. Toprak da nemli ve toprakta bir şeyler yetiştirebiliyorsunuz. Ana rahmi de nemli. Oradan bir bebek doğuyor, insan çıkıyor. Dolayısıyla sıcak ve nemli yapıda bir yaratım var. Nitekim şöyle de düşünebiliriz. Biliyorsunuz Jüpiter ve Venüs dediğimiz iki tane iyicil gezegenimiz var. Ve bu Jüpiter ve Venüs'ün doğaları da sanguin. Yani onlar da sıcak ve nemli bir yapıya sahip. Ve İyicil gezegenler, yardımcı olmak isteyen gezegenler. Nitekim biz de sanguiniz. Yani bizim de insan vücudu da yine sıcak ve nemli ve bu mizaç türünün sıvısı da kan. Yani yine yaşam veren kalitesi burada öne çıkıyor. Şimdi bu hava elementine mensup tüm burçlar iletişimle alakalı. Zaten terazi, kova ve ikizlerden bahsediyoruz bunda. Bunlar hümeyn burçlar olarak geçiyor. İnsancıl burçlar yani. Çünkü bunlar iletişim burçları. Buradaki süreç de şu şekilde işliyor. Dünyayı algılamak için zihinsel bir sürece ihtiyaç duyuyorlar. Kavramlar önemli. Kavramları birbirine bağlayarak bir anlam yaratıyorlar. Ve şeyleri bilmek demek onları anlamak anlamına geliyor. Bilmem gerekiyor. Yani bilgi burada önemli. Bilgi öğrenmek, iletişim kurmak ve yaymak. Zihinsel bir süreçten bahsediyoruz. Burada anlama işlevi öncelikle zihinsel süzgeçten geçiriliyor. Teker teker analiz ediliyor ve kavramlar anlayarak çözümleniyor. Motivasyon böyle. Hava grubu için düşünmeden yapılan şeyler güven teşkil etmiyor. Burada ateş ve suyun zıttı bir motto var. Duygular ve dürtüler ikinci planda. Bu element grubunda duygular ve dürtüler yanıltıcı kabul ediliyor. Esas olan mantık. Ben bir şeyin üzerine düşünürsem, bir zihinsel süreç yaparsam ancak o zaman o şeyin yapılabilir veya yapılamaz olduğuna karar verebilirim. Ama öncelikle benim bir düşünmem lazım bu konuyla ilgili. Çoğu etrafınızda eğer varsa bu hava elementi ağırlıklı olan kişilerin ne kadar rasyonel baktıklarını, ne kadar gerçekçi olmaya çalıştıklarını, duyguların her zaman ikinci planda geldiğini siz de zaten deneyimli olabilirsiniz. Burada dediğim gibi şimdi önemli olan esas olan mantık. Dediğim gibi duygular ve dürtüler yanıltıcı, akla uygun olması önemli konunun geçerliliğinin olabilmesi için ve bu zihinsel sürecin sonunda oluşan şey de fikir. Hava grubu bu fikirleri dış dünyayla paylaşmak istiyor bağ kurarken. Bu iletişim yeteneğini kullanıyor. Nasıl su duygusal bir bağ kurmak istiyorsa hava elementi de bu iletişim kurarak senin düşüncelerini öğrenmeliyim, sen benim düşüncelerimi öğrenmelisin, biz seninle fikir alışverişi yapmalıyız ve bu şekilde ancak birbirimize bir ilişki kurabiliriz. Önemli olan bu hava elementinde. Rasyonalite önemli. Bunun pozitif yansıması objektiflik, değerlendirme yapabiliyor hava grubu. Yani duygular arka planda kaldığı için bir konuda objektif olarak davranabiliyorlar. Bir şey konusunda mesela tereddüte düşerseniz hava grubuna danışmanızı tavsiye ederim. Çünkü onlar duygular konusunda bir tık daha arka planda oldukları için size daha objektif ve daha gerçekçi, daha tarafsız önerilerde bulunabilirler. Hava elementi sosyalleşmek için çok önemli. Yani insanlarla etkileşimde bulunmak, bunu yaparken az önce dediğim gibi fikir alışverişinde bulunmak, kendi fikrini söylemek, karşısındakini de duymak ve insanları düşüncelerine göre değerlendirmek. Bu da var mesela hava elementinde. Yani bakıyor, hani bu insanla ben fikir alışverişinde bulunabilir miyim? Eğer bulunabiliyorsam evet, tamam, bu insanla anlaşırım. Ama eğer bulunamıyorsam bu insanla olamaz. Çünkü benim temel motivasyonumu ben iletişim kurma ihtiyacı hissediyorum. Bunu yapmaya mecburum. Dolayısıyla şimdi burada şöyle bir şey var. İyi ve kötü olarak yine bunun da hem negatif hem pozitif yönleri var. Mesela
Pozitif olarak düşünecek olursak kovayı ele aldım burada. Kovanın rasyonel bakış açısı sayesinde mesela duygulara çok kapılmadıkları için hedeflerine giderken objektif bir yol izleyerek ilerleyebiliyorlar. Tabii ki burada Satürn'ün de etkisi var. Kova burcu Satürn yönetiminde olan bir burç olduğu için diyor ki fikirlerini ve düşüncelerini sabitle ve yapılandır ve bunu hayata geçir. O yüzden mesela kovalar inatçı olarak, sabit fikirli olarak yorumlanıyorlar. Ancak kovada gerçekleşen şey aslında şu. Her şey düşünülmüştür zaten. Yani eksi ve artısıyla düşünülmüştür ve en faydacı yaklaşım bulunmuştur kovada. Aslında zıttı olduğu için de mesela sadece ben demiyor. Çünkü aslan sahnede olmayı sevdiği için ve ateş elementi daha bireysel olduğu için burada tam zıt çalışıyor. Hava kolektife yönelik. Mesela hava grubu burçları düşünecek olursak ne var? Kova dışında terazi var, ikizler var. Terazi zaten biliyorsunuz yani en sosyalleşme ihtiyacı yüksek olan bir burç. İkizlere gelirsek de ikizler konuşayım, anlaşayım, anlatayım, paylaşayım. Herkes beni duysun mantığında. Yani burada her zaman bir iletişim durumu var. Ve kovada ise burada şu öne çıkıyor. Yine bireysellik var. Kova burcunda da bu var. Ancak Satürnyen bir burç olduğu için o yüzden zaten bireysellik var. Yani evet kova da kolektife hizmet etmek isteyen bir burç olmasının dışında Satürn yönettiği için kovayı, kovada da yine bir bireysellik durumu var. Ancak hava elementinin sıcak ve nemli yapısından dolayı Satürn'ün bu soğukluğu, bu ayrıştırıcılığı biraz daha kırılıyor. Yani tam olarak kırılmasa da çünkü kovalar genelde hani soğuk ve itici olarak yorumlanabiliyorlar. Bazı insanların düşünceleri böyle olabiliyor. Bunu duydum çünkü daha önce. Ancak her ne kadar böyle görünseler de yine de aslında kova o sıcak ve nemli doğasıyla kolektife de hizmet etmek ister. Yani şu vardır. Sana elimden geldiği kadar yardım ederim. Yani senin hakkını savunurum. Bütün o iletişim kabiliyetimi, o zihnimi senin için kullanırım ve yardım ederim sana. Ama o kadar. Duygusal bağa girmeyelim. Bu şekilde. Tabii terazide ve ikizlerde birazcık daha farklı olabiliyor. Terazi için zaten söyledik her şeyin paylaşılması gerektiğini. Burada gölge yön şu. Şimdi her şey mantıkla eşitleniyor ve her şeyin mantıkla eşitlenmesinden dolayı ve her zaman hayatta mantık işe yaramadığı için yani şöyle evet bu hayatta mantık çok önemli. Yani biz zihnimizi kullanmamız gerekiyor çünkü burası cennet değil. Burada hem iyi var hem kötü var bu dünya boyutunda ve dolayısıyla bizim kendimizi koruyabilmemiz için ve sağlam adımlar atabilmemiz için evet mantığa da ihtiyacımız var. Fakat bu dengeli olması gerekiyor. Çünkü hayatın maddi ve rasyonel yönü olduğu gibi aynı zamanda bir de metafizik boyutu var. Yani burada duygular, sezgiler de önemli. Bazen iç sesimizi de dinlemek gerekiyor. İşte o hava grubu baskın olunca en zor şey bunu yapabilmek. Düşünme işlevi o kadar zihni ele geçiriyor ki havada. Ne oluyor? Sadece maddesel gerçekliğe saplanıyor. Yani kavramlara saplanıyor ve o diğer tarafı göremiyor. Ve çok düşününce güvende hissediyor. Yani en doğru kararı alması için düşünmesi gerektiğini düşünüyor yine. Ve ya o karar yanlış olsa bile sonunda en azından düşünüp tartılarak yapıldı bu. O yüzden hani sorun yok mantalitesinde oluyor hava grupları. Dediğim gibi hayat her zaman mantıkla yürümediği için, her şey rasyonel olmadığı için zaten eğer öyle olsaydı bütün hava grupları hayatı çözmüş ve mükemmel yaşıyor olurlardı. Fakat hayat kompleks bir yapı olduğu için diğer değişkenleri de gözden kaçırabiliyorlar. Çünkü birçok şey biz düşünürken aslında arka planda farklı şekilde tezahür ediyor. Yani burada hani bir söz vardır, kul plan yapar, kader gülermiş diye. O yüzden çok fazla düşünmek de aslında bizi kurtarmıyor. O yüzden hava grubunun yapması gereken şey aslında birazcık sezgisel yönünü kuvvetlendirmek, zihni birazcık susturmak. Bu her ne kadar zor olsa da bu yönde kendilerini birazcık daha değişime teşvik edebilirler, meditasyon yapabilirler. Bunu tavsiye ediyorum özellikle hava grubuna. Dolayısıyla bu birazcık daha yardımcı olacaktır. Evet, hava elementinden sonra son elementimiz toprak elementine geldik.
Şimdi toprağa geldiğimiz zaman burada da bizim ihtiyacımız ve temel motivasyonumuz somutluk. Topraktaki temel motivasyon somut bir geri dönüş. Çünkü toprak elementine göre gerçeklik bu dünya üzerindeki elle tutulur, gözle görülür kaynaklar ve güven ihtiyacını bu kaynaklar sağlıyor. Hayattaki temel motivasyon da bu güvenlik alanını kurmak ve bu yapılırken de dünya nimetlerini en verimli şekilde kullanmak gerekiyor. Zaten toprak deyince aklımıza ilk gelen şey verimlilikle alakalı, somutlukla alakalı, sağlamlıkla, korunma, muhafaza ile alakalı, yavaşlama ile alakalı. Dolayısıyla da toprak grubu bu içgüdüyle geldiği için ve hayatını pratik ve faydacı şekilde yapılandırmak istediği için dediğim gibi birazcık daha aslında bu dünya üzerindeki durumları, maddeleri daha etkin bir şekilde kullanabiliyorlar. Çünkü bu motivasyonla geliyorlar. Çünkü mantalite şu, bir emek veriliyorsa mutlaka onun somut bir getirisi olmalı. Yani karşılığı olmayan şeyler için de çaba sarf etmeye gerek yok. Ama eğer bir çaba sarf edersem ben bunun karşılığını alırım. Az önce ilk başında söylemiş olduğum Oğlak Burcu'nun yaptığı gibi. Burada toprak ne dedik? Toprak sabitlenmek istiyor, köklenmek istiyor, yer değişimini sevmiyor. Adı üzerinde toprak elementinden bahsediyoruz. Olduğu yerde yapılandırmak istiyor. Çünkü hareket güvensizlik toprak için. Her şey olduğu yerde durmalı. Yeniliğe de gerek yok. Yani özellikle bu Oğlak ve Boğa'da daha çok ön plana çıkıyor. Mesela Oğlak genelde hani denenmişi yapmayı tercih eder. Çünkü risksizdir. Toprak çünkü riski sevmiyor. Boğa mesela, boğa da öyle mevcut konumunu değiştirmek istemiyor. Olduğum yerde ben mutluyum, mevcut statükoyu korusam benim için yeterli. Bu mantalitede olduğu için çok fazla yenilik de olsun istemiyor. Yani ne diyor boğa, benim keyfim, konforum yerinde olsun, aman karnım doysun, daha da başka bir şey istemem. Mantalitesinde oluyorlar. Tabii ki her boğa için bunu söylemiyorum, sadece toprak elementi vurgusu fazla olduğu zaman. Burada Başak'tan da örnek vereyim. Mesela Başak da yine toprak elementine mensup ama toprak elementi içerisinde birazcık daha değişime ve adaptasyona en uygun olan burç Başak. Başak da aslında değişmek istemiyor. Yani Başak da bir toprak elementi. Aslında o da yani değişimden çok hoşnut değil ama Başak'ın her zaman değiştirmesi gereken bir şey oluyor yani. Başak da çünkü duramıyor yerinde. İlla bir şeyleri düzeltmesi lazım. Ama Başak da burada aslında faydacı olmak adına yapıyor bunu. Yani bir şey görüyor çünkü Başak'ın analiz yeteneği müthiş bir yetenek. Özellikle mesela Merkür Başak Burcu'nda olduğu zaman o detayları yakalama, nerede bir eksiklik var, nerede bir hata var bunları analiz edebilme. Dolayısıyla Başak ne yapıyor? Şimdi ben bunları analiz ettim ama bunu benim faydaya çevirmem lazım. Pratikte bunu uygulamam lazım ve insanlara göstermem lazım. Bunu bu şekilde değil, bu şekilde yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla yine Başak da değişken bir burç olmasına karşın, toprak elementinde olduğu için yine aynı şekilde bu verimliliği ve düzen isteğini bu burçta da görüyoruz. Evet, mesela her şey maddesel olarak önümüze koyulmalı düşüncesi var. Bu şekilde tatmin ve güven sağlanmış oluyor. Görmek istiyor bu grup. Fikrin mi var? Yap, somutlaştır, önüme koy. Ancak bu şekilde inanayım. Aşık mısın bana? Bunu bana ispatla. Önüme maddesel, somut, benim anlayacağım şekilde bunusun. Beni bir şeye ikna etmek mi istiyorsun? Bana somut veri ver. Ben risk almayı sevmiyorum. Ben önce görmek isterim, tutmak isterim. Dokunmak isterim. O zaman derim ki sana evet veya hayır. Ama onun dışında beni ikna edemezsin. Dediğim gibi güvenlik ve risk alma konuları burada ön plana çıkıyor. Kuralların dışına çıkmak istemiyor. Çünkü güven ihtiyacı çok yüksek. Köklenmek istiyor. Kendini kendi başına idame ettirebilme isteği. Burada yine bireysellik öne çıkıyor biraz. Toprak gruplarında da bir miktar bireysellik söz konusu. Şimdi dünyadaki gerek çalışarak gerek emek verilerek ve yapılandırılarak elde edilen somut veriler. Burada da şimdi bu tüm söylediklerime bağlı olarak negatif ve pozitif yanları var toprak elementinin de. Şimdi ne demiştik? Toprak elementi bu mücadeleci yapısıyla, bu esnek olmayan sabitlenme niteliğiyle bir şeyleri yapılandırmak, organize etmek, planlamak, sabitlemek konularında oldukça yetenekli.
donanımlı olarak geliyorlar. Ve dolayısıyla da ne yapmak istiyor? Bir şeyleri yaparken sağlam adımlarla yapmak istiyor. Dolayısıyla mesela bu grup sizin yönlendirme açısından, mesela bir planınız var kafanızda ve ben bunu nasıl hayata geçiririm diye soruyorsunuz. Toprak grubundan birine gidebilirsiniz, mesela oğlağa gidebilirsiniz. Çünkü o size adımları teker teker söyler. İlk bunu yapacaksın, sonra bunu yapacaksın. Müthiş bir organizasyon yeteneği var. Müthiş bir verimlilik var. Düzen yeteneği var. Bir şeylerin sürekliliğini sağlayabilmek adına bir potansiyel var. Mesela bu konuda toprak gerçekten çok başarılı. Ancak negatif olarak bu nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi burada çok fazla maddi dünya odaklı olduğu için, yani her şeyimiz burada yaşanmalı ve burada ben bir güven alanı oluşturmalıyım kendime mantalitesi olduğu için ne oluyor? Hayatın diğer kısımları ekarte edilebiliyor. Mesela çok fazla işkolik olmak, çok para odaklı olmak, çok fazla mal mülk isteği, çok fazla inatçılık. Yani evet, tamam, hayatı kurduk, güzel, ama yani burada bir aşk da önemli, ilişkiler önemli, keyif ve haz da önemli. Yani sadece iş, 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 sadece yani maddiyat, maddiyat, maddiyat. Sadece bir şeylere sahip olayım. Hani bunlar yeterli olmuyor ve bunlar dengeyi bozabiliyor. Esnek olamama. İşte burada mesela yine oğlağı ele alırsak Satürn'ün katılığı ve disiplinliği var. Evet, ne dedim? Organizasyon ve yapılandırma için çok müthiş bir kondisyon. Ama dediğim gibi bazı şeyler de burada kaçırılabiliyor gözden. Bunlara çok fazla yönlendiğimiz zaman. Evet, şimdi diğer burçlar için de burada artık bir sonuca bağlayacak olursak, şimdi diğer burçlar için de bir özet olarak ne dedik? Yani bu negatif ve pozitif yönler diğer elementler için de geçerli. Yani ateşte inisiyatif almak güzel, ama siz çok cesurum diye her şeyi atlarsanız olmadık yerde de bu risk almak size zarar verebilecektir. Yani hava grubunda mesela siz her şeye mantık derseniz hayatın manevi olarak getirdiği bazı şeyleri kaçırabilirsiniz. Vizyonunuz da daralır. Yani tek bir realitede sıkışıp kalırsınız. Dolayısıyla burada toprak da kendini köklendirmek ister. Bu yetenekle doğmuştur. Bunu yapmaya ihtiyacımız vardır ve bizim de onlara ihtiyacımız vardır. Ama Oğlak da, yani toprak grubu da, daha doğrusu toprak grupları da karşı burçlarında olduğu gibi hani birazcık daha duygusallığa önem vermek, maneviyatı da en az maddi dünya kadar önemsemek mecburiyetindeler, daha kaliteli bir yaşam sergilemek için. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Elementlerden kısaca bahsettim. Kısaca değil, uzunca bahsettim aslında, 1 saat olmuş. Bana sormak istediğiniz sorular varsa, aslında var galiba sorular. Soru yok mu? Tamam. Sormak istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz, onları cevaplarım. Enes Demir en son demiş ki her şeyim Oğlak'ta ve bilinmezlik beni hep rahatsız etmiştir. Normal. Az önce konuştuk zaten. Risk yok. Her şey net olmalı. Yine yayda da bireysellik var mıdır? Yayda da yine bireysellik var. Yani yayda daha çok ateş enerjisi özgürlük olarak çalışıyor. Yani ay diyorum. Yay ne yapmak istiyor? Keşfetmek istiyor. Deneyim yaşamak istiyor, yayılmak istiyor. Zaten Jüpiteryen bir burç, Jüpiter yönetiyor yayı. Bir de ateş burcu, bir de değişken. Haydi her yerdeyim ben, her yerde olayım. Mesela onu da tutamıyorsun yerinde. Ya da bir bağlanma konusunda sıkıntı yaşayabiliyor. Çünkü doğasında yok yani. Az önce dedik ya, mizaç konusu var diye. Yayda bu yok. Yayda da aslında evet bireysellik var. Özgürlüğüne düşkün çünkü. Şöyle yukarı çıkayım, başka ne sorular gelmiş? Bir bakayım. Yükselen Koç, Güneş Terazi ama Natal'da su elementi çoğunlukta. Buna göre ben hangi elemente mensubum? Yükselen Koç. Yükseleniniz Koç olduğu için sizin hayattaki temel motivasyonunuz ateş elementi ağırlıklı olacaktır. Yani siz aslında girişim yapmak isteyen, kendinizi göstermek isteyen, öne çıkmak isteyen, hareket isteyen bir atmosfer isteyeceksinizdir. Hani bu sizin temel motivasyonunuz ve hayattan beklentiniz olacaktır. Ancak güneşinizin terazide olması, şimdi güneşiniz otomatikman 7. eve düşüyor. Koç olurken aynı zamanda karşı tarafa da, karşı taraf odaklısınız da. Yani mesela sizin için partner ve karşı taraf da önemli aslında. Hani burada az önce bahsetmiş olduğum o koç element, koç burcunun o kendini ya deneyimlemek isteme, kendini gerçekleştirmek isteme güdüsünün yanı sıra
Burada bir güneş terazi olduğu için siz aslında o dengeyi de sağlayabilirsiniz ya da dengesizlik yaşayabilirsiniz. İşte bunu nasıl kullandığınıza bağlı. Bu sizde çok gerçekten dengesizlik de yaratabilir ya da bu enerjileri iyi öğrenip kullanırsanız bu sizin için olumluya da dönebilir. Ne demişsiniz başka? Natal'da su elementi çoğunlukta. Su elementinizin olması da güzel. Tabii ki daha iyi bir yorum için harita analizi yapılmalıdır. Ama ateş, hava, su bunların olması güzel. Başka ne gelmiş? Tüm elementleri partnerimle taşıyoruz. Bunu yorumlar mısınız? Bunu anlamadım. Yani tüm elementleri hepimiz taşıyoruz. Yani onu çok Ortak herhalde anlayamadım. demek. Ortak mı demek istiyorsunuz acaba? Ortak olması güzel bir şey bence. Ben hani şimdi bilmiyorum sinastride aslında hani şey diyorlar Tamamlamak. karşıt elementler birbirini tamamlar diye bir şey var. Doğru olabilir evet ama bence ben şöyle düşünüyorum. Evet ilk başta karşıt element sizde olmayan bir şeyi temsil ettiği için size çekici gelebilir. Merak edebilirsiniz, bir merak uyandırabilir. Ancak daha sonrasında yani bu uzun vadede olduğu zaman hani o heves artık geçtikten sonra iletişim konusunda problemler de olabilir bence. Ama tabii ki bu benim görüşüm ve dolayısıyla şu da önemli. Şimdi herkesin haritasını kendi mizacına, kendi ruhuna göre deneyimliyor. Yani dolayısıyla bu da yani her ilişki için benim söylediğim şey geçerli olmayabilir. Yani bunlar çok genel geçer şeyler bence. Yani kişisel olarak her ilişkide değişebilen faktörler ama genel olarak benim düşüncem bu şekilde. Aynı elementlerin yapıları aynı olduğu için birbirlerini daha iyi anlayabileceklerini düşünüyorum. Bu yüzden. Bakalım yukarıda başka ne var? Evet, sanırım bütün soruları yanıtladık. Bakayım son bir şey geldi mi? Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hepinize. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Son olarak yay burcuyum ama risk almayı hiç sevmiyorum. Yükselen yengeç olduğu için mi acaba? Yükselen yengeç olduğu için olabilir. Burada yükseleniniz yengeç olduğu için ay burcunuz çok önemli. Belki ay burcunuz bir toprak grubunda olabilir. Ya da ev konumu olarak farklı olabilir. Açıları farklı olabilir. Yani benim burada söylediğim şeyler aslında genel bilgiler. Her haritada elementlerinizin dağılımına göre, gezegenlerinizin yerleşimine göre, ev pozisyonlarına, yaptığı açılara göre tabii ki bu açıklamış olduğum şeylerin yoğunluğu değişecektir. Tekrardan ben teşekkür ederim. Güneş Yengeç, Yükselen Koç, Ay Aslan. Evet, Seyhan Özdaim söylemiş. Burada da yine sizin de yükseleniz koç az önce bahsettiğim gibi ayın aslam olması da yine kendinizi ortaya çıkarma isteği ateş var yapınızda. Bir saniye artık son şeye geliyorum kapatacağım birazdan ama. Oğlak baskın çoğunlukla yükselenim kova ama kovada gezegenim yok daha oğlakvari bir kişiyim. Yükseleniniz kova ise eğer kova için bahsettiğim şeyler aslında yine geçerli olacaktır bu vizyon açısından ve düşünce süreçleri açısından ama Satürn'ünüzün nerede olduğu da burada çok önemli. Yani Satürn'ün olduğu burca göre o kovayı nasıl deneyimliyorsunuz siz? O burada önemli olacaktır. Evet, sanırım bu kadar. Başka soru yoksa yayını kapatıyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ederim hepinize. Umarım kaydı olmuştur. Kaydı olduysa zaten siz de tekrardan izleyebilirsiniz. Toprak elementi eksikliğinde ne yapılmalıdır? Bundan hemen kısaca bahsedeyim. Şimdi toprak elementi eksik olduğu zaman genelde şunu deneyimledim ben hani yaptığım analizlere göre sabitlenme konusunda bir problem ve düşünceleri hayata geçirme konusunda bir takım problemler oluyor. Yani o fikirleri dünya boyutuna indirip köklenmekle alakalı bir takım sorunlar olabiliyor. Aidiyet problemleri olabiliyor. Dolayısıyla ne yapılmalı? Toprağı harekete geçirecek, toprak elementini canlandıracak aktiviteler. En başta remedi olarak basit şeylerden bahsedelim. İşte daha çok toprakla haşır neşir olmak, bitki yetiştirebilirsiniz mesela.
o güzel bir remedi olacaktır. Bitkinin dışında para biriktirmeye çalışın. Bir kumbara yapın mesela, para biriktirin. Yine toprakta yürümek, toprakla haşır neşir olmak yani kısacası. Bunlar iyi gelecektir. Bence bunları yapabilirsiniz. Bir de tabii ki bunlar dışında öncelikli olarak farkındalık ve kendinizi zorlamak bir şeylere. Yani istikrarlı olmak, bir şeye karar verince o yolda sabit adımlarla ilerlemeye teşvik etmek kendinizi ve her ne zaman motivasyonunuz bozulursa bunu kendinize hatırlatarak bunu birazcık daha köreltmek, bu sabitlenememe durumunu bu şekilde yapabilirsiniz. Hava eksikse Rüzgar gülü. rüzgar gülü bir remedi olarak bunu söyleyebilirim. Yine burada meditasyon yapabilirsiniz. Müzik. Burada müzik olabilir. Sosyalleşmeye daha fazla önem verebilirsiniz. Fikir alışverişi, kitap okumak. Yani zihninizi çalıştırabilecek şeylere yönelebilirsiniz mesela. Evet, havadan bahsettik. Evet, Mars Boğa 6. ev. Bunlar artık biraz kişisel harita sorusuna giriyor. Yani burada Mars'ın hangi evinizi yönettiğini, neyi temsil ettiğini, hangi açıları aldığını bilmeden size bir şey söyleyemem. O yüzden bir cevap veremiyorum bu soruya. Bunun sebebi de bu. Evet, çok teşekkür ediyorum tekrardan katıldığınız için. Yine canlı yayın yapmaya devam edeceğim. Zaten duyurusunu yaparım. Beklerim hepinizi. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.